İki soru var. Ben onları birleştireyim bence. Birincisi, staj yapmak için Avrupa mı Amerika, staj yapmak için Avrupa Amerika yerine bir tercih olabilir mi? İkinci soruda, Avrupa'da staj bulmak isteyen birine ne tavsiye edersiniz? Evet, sen daha yetkinsin bu konularda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Amerika'da staj bulmak çok zor. J1 diye bir vizeyle staja gidiyorsunuz orada. Ve bu staj vizesine kolay kolay, ya Amerika'daki insanların, Amerika kendi içerisinde o kotayı bitiriyor, besliyor. Yani yeterli bir potansiyeli oluyor. O yüzden dışarıdan insan almaya bakmıyorlar. O yüzden staj başvurularınızı direkt olarak Avrupa'ya yapmanızı tavsiye ederim. Hani böyle belli bir research base bir şey yapacaksınız da bir profesyonun yanına gideceksinizdir. O eyvallah. Ama genel şirketler için Avrupa'ya başvurmanız gerekiyor. Avrupa'daysa baktıkları şeylerden biri, referans bulmanız gerekiyor. Yani kolay referansınız varsa daha kolay staj. En azından o CV screening aşamasını geçmeniz kolay oluyor. O geçeceğiniz manasına gelmiyor her halükarda. Güzel bir CV hazırlamanız gerekiyor, bir sayfa olabilecek kadar. Onun dışında daha önce yaptığınız stajlar, bunlar çok büyük etken. Bunları güzelce yazmanız gerekiyor. Ben bilgisayar mühendisliği anlamında konuşuyorum ama şeyler, daha önce yaptığınız projeler, kitaba koymanız, bunlar etkili oluyor. Bir de ısrarcı olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Çok fazla yere başvurmanız gerekiyor. Yani çok fazla deyince 50 değil, 100 değil, yani belki 300-350. Yani ben iki stajımda da 400'e yakın yere başvurduğumu biliyorum, stajyer bulana kadar. Ve mesela Belçika'da ikinci sınıfta staja giderken 400-420 yere başvurdum ve stajı kabul aldım. Şopet bana mülakat veren tek şirketti. Ben 420 şirketten bir tane mülakat aldım ve onu geçip öyle gittim. O yüzden hani motivasyonu yüksek tutmak gerekiyor. O önemlisi. İkincisi de şey daha diyecektim. Ha, mesela şey, bir arkadaşımdan oldu yine. Stajı kabul aldı, her şeyi tamamladı. Ama dediler ki sana vize çıkartamayacağız. Bu İngiltere için oluyor. O yüzden gelme. O da şey yaptı. Başka bir şirket üzerinden vizeyi buldu. Programları araştırdı, nasıl çalışma vizesi alırım diye. Ve bir şekilde halletti ve gitti. Hani yok denilmeyi pek kabul etmemek gerekiyor. Yani bir şeyi tutarsanız kovalamanız gerekiyor. Bu aynı şekilde maddi imkanlarda da aynı şekilde. Sen Katılıyorum. diyeceklerin var sende. Ben de 2013 senesinde staj için değil, Avrupa Gönüllü Hizmetleri programı vardı. Bilir misin bilmem. O Biliyorum. zamanlar EVS diye geçiyordu da. Ben de onda Berlin'de bir programı bayağı böyle zorluya. Yani 400 olmasa da belki 100'e yakın projeye başvurup birisinden kabul almıştım. Ondan sonra gitmekten vazgeçmiştim. Okula gitmeye karar verdim. Dediğin gibi yani bırakmamak gerekiyor. Ya konuda ısrarcı olmanız gerekiyor. Sizin gibi yüzlerce insan, binlerce insan. Yani hani siz buradan arıyorsunuz ama Hindistanlılar da aynı pozisyona başvuruyor veya Aynen öyle. başka insan, Pakistanlılar da aynı pozisyona başvuruyor. Diğer Türkler de aynı pozisyona başvuruyor. Bu şekilde.